Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte UPDF yazılımından bahsedeceğiz. Daha önce zaten biraz konuşmuştuk, hatırlayanlarınız olacaktır. Bugün sizlere ekstra olarak lisans da vereceğim. Üyelik olarak da olabilir, lisans kodu olarak da olabilir. Aşağıdaki açıklamalar ve yorumlar kısmını takip edersiniz. Orada hem ihtiyacınız olan linkleri vereceğim hem de hesapla ilgili bilgiler olunca onları sizinle paylaşacağım. Ben yine duyurusunu vesaire de hani ekstra bir durum olursa oraya eklerim. Çünkü bazen değişik durumlar olabiliyor. İsminden anlaşılacağı gibi tabii ki bir PDF düzenleme ve görüntüleme yazılımı bu. Ama bazı güçlü yanları var. Ben mesela bunu ilk başta hiç böyle bilmeden hani araştırarak bulup satın almıştım. Satın alma sebebim şuydu. Hani beni ilk çeken şey bu çoklu platform destekleyen bir yazılım. Yani ne demek istiyorum? MacOS, Windows, iPhone, iPad, Android tablet olur, telefon olur vesaire hepsinde kullanabiliyorsunuz. Bir diğer güçlü yanı şu. Şimdi bu kadar platformu destekliyor ama bunu bir şeyle desteklemesi lazım. O da bulut. Kendi bulut servisleri de tüm hepsini entegre geliyor. Zaten kendi hesabınızla tüm cihazlarda konuşturuyorsunuz bunu. Yani mesela şu anda benim bilgisayarım bu Mac olarak çalışıyor. Mac bilgisayarım ve iPhone'un birbirine bağlı gibi düşünebilirsiniz. Mesela buradan açtığım dosyayı sonra buradan düzenlemeye devam edebiliyorum. Ya da mesela şu anda giriş yapılmadı bu iPad'de. Buna mesela giriş yapayım. Google hesabımla giriş yapıyorum seçtim hesabımı. Artık iPad'den de düzenlemeye devam edebilirim. Bakın buraya da dosyalarım aynı şekilde geliyor. Şu anda mesela buradan dosyamı açayım. Buradan da aynı şekilde dosyamı açabilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha yeni giriş yaptım ama hemen buradan da dosyam aktif oldu. Aynı şekilde buradaki iPhone'dan da birebir aynı dosyayı çalışabiliyorum. Bunun üzerine tabii ki düzenlemeler, görüntüleme vesaire yapabiliyorsunuz. Bence en güçlü yanı bu ama birçok kişinin daha çok sevdiği bir şey var o da yapay zeka ile entegre çalışması. Yani bayağı bir güzel çalışıyor orada. Mesela benim öğrenci arkadaşlarımdan duyduğumu söyleyeyimse, onların en çok kullandığı şey özet çıkartması. Onlar mesela atıyorum şimdi bir metin oluyor, makale oluyor vesaire. Şimdi onu ilk başta bir özümsemek istiyorlar. Hani kısaca bir okumak istiyorlar. Hemen bir özet çıkarttırıyoruz diyorlar. Oradan bakıyoruz. Yani özetten kastım şu değil. Mesela 10 sayfa bir özetten bahsetmiyorum. Aşağı yukarı bir yarım sayfalık falan bir özet çıkartıyor. Zaten oradan kabaca bir makale ya da metni anlıyorsunuz. Bunun en güçlü yanlarından bir tanesi de o arkadaşlar. Dediğim gibi ben çok fazla o özet kısmını kullanmıyorum ama benim kullandığım kısım daha çok çoklu platform ve bu bulut desteği. Şimdi ben size arkadaşlar, Mac üzerinden bazı işte editlemeyen yani düzenleme yeteneklerini falan da göstereceğim. O yapay zeka yeteneklerine falan da bakacağız. Ben yine aralara Windows'daki çalışmasından da örnekler göstereceğim. İşte yine tabletten, telefondan vesaire de örnekler eklemeye çalışacağım. Yani hepsinde nasıl çalıştığını görün istiyorum. O yüzden aşağı yukarı bir şeyler göstermeye çalışacağız. Şimdi bilgisayara gidelim, oradan devam edelim. Şimdi arkadaşlar, ben size örnek bir metin üzerinden bir şeyler göstermeye çalışacağım. Mesela şuradan en çok kullandığımız şeylerden bir tanesi biliyorsunuz. Böyle belirginleştirme. Buradan rengini de seçerek istediğiniz gibi bunu kullanabilirsiniz. Şurayı mesela değişik yapalım. Şurayı farklı bir renk yapalım. Gördüğünüz gibi bunları kullanıp sonradan değiştirebilirsiniz hem rengini hem de istediğiniz bir yere de alabilirsiniz. Metin üzerinde başka düzenlemeler de yapabilirsiniz tabii ki. Artık bunlar keyfinize kalmış. İsterseniz tabii ki bunları geri alma vesaire hepsi var. Bunun üzerinden silme var bu şekilde. Şöyle. Hepsini dediğim gibi kullanabiliyorsunuz. Ya da şuradan editleme var. Tekrar buraya geleceğiz ama mesela metin. Şuradan bakın özet mesela makale diyelim. Şurayı düzeltelim. Gördüğünüz gibi bunun üzerinde de değiştirmeler yapabiliyorsunuz. Buraya atıyorum bir değişiklik. Ya da şimdi buradan fontu değiştirebilirsiniz. Bakın birçok font destekleniyor. Kalınlaştırabilirsiniz, yatık yapabilirsiniz. Buradan boyutunu değiştirebilirsiniz. Yani font boyutundan bahsediyorum. Buradan renkli olarak yazabilirsiniz, yapabilirsiniz bunları. Bu tarz şeyleri buradan kullanabilirsiniz. Şuradan text ekleyebilirsiniz kendi üzerine Şuradan resim ekleyebilirsiniz. Buradan da link ekleyebilirsiniz. Mesela text diyelim. Şuraya bir kutucuk yapalım. Deneme yazısı diyelim. Bunu da herhangi bir yere ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Şöyle alıp herhangi bir yere getiririz. D'yi büyük yapalım. Çok bir işimize yaramayacak ama göstermek açısından seçelim. Rengini değiştirelim. Kalınlaştıralım. Fontunu değiştirelim. Ya bunlar klasik zaten bildiğiniz gibi pdf düzenleme adımları. Hani çok önemli şeyler değil bu yazılıma göre. Bu yazılımın çok daha önemli yetenekleri var. Ama ben size sadece göstermek açısından bunu yapıyorum. Şimdi bunu da silelim. Şimdi arkadaşlar şu ilk kısma gelelim. Bakın burada imza var. Bu imzada mesela çok kullanılır. Bunu da yapalım modülü indir diyelim. Bunları aynı şekilde mesela diğer mobil cihazlarınızda filan da yapabilirsiniz. Aklınızda olsun. Bu inerken şundan da bahsedeyim. Şu aşağıdan da işte sayfanın yapısını, yakınlığını vesaire onları değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Birazdan şuradan yapay zeka kısmına da göz atacağız. Buradan sayfaları görüyorsunuz zaten. Şuradan işte şu sekmelerden düzenleme adımları vesaire bunları görüyorsunuz. Onlara da aşağı yukarı bir göz atmaya çalışacağız. Hem size bu uygulamadan bahsediyorum hem de dediğim gibi üyelik vesaire vereceğim. Onları da paylaşmak için bu videoyu hazırlıyorum. Tabii ki sınırlı sayıda oluyor arkadaşlar. Artık ona hani yapacak bir şey yok. Aklınızda da olsun. İlk gelenler kazanıyor bu işlerde. Şimdi imza sayfası geldi. Eğer touchpad'e sahipseniz yani bir işte dokunmalı bir mouse alanına sahipseniz tabii ki burası daha güzel oluyor. Değilse böyle mouse'la da yapma şansınız var. Ben şimdi arkadaşlar şu touchpad'le yapayım. Şöyle imzayı oluşturayım. Enter'lıyoruz. Bunu kaydediyoruz. Şu anda benim imzam oluşturuldu. Şimdi adamın imza şey isminin altına koymayalım da şöyle bir yere size göstermek için koyayım. Şöyle bunu da düzenleyelim tabii ki. Boyutunu ayarlarsınız. Şuraya da mesela bir text koyalım. Şu anda biz örnek yaptığımız için sıkıntı olmaz. Adamı makaleyi çalmış gibi oluruz yoksa. Bu şekilde imzamızı da ekleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi gayet basit arkadaşlar. Bunlara not da ekleyebiliyorsunuz. Ben mesela onu da çok kullanırım. Şöyle bastığınız zaman bakın not diyorsunuz. Bu kısmı unutma diyelim. Bunun rengini de sarı yapalım mesela. Bakın şimdi burada not var. Buna tıkladığınız zaman o notu görüyorsunuz. Ben mesela bunu çok kullanırım. Şuraya atıyorum. Not ekleyelim. Test için diyelim. Farklı farklı renklerde bunları da oluşturabiliyorsunuz. Ya da çeviri yaparsınız bilmiyorsunuzdur. Bakın buradan çeviri var. Özet vesaire o kısımlara da gireceğiz. Çevir diyelim. Neye çevireceğiz? Biz Türkçe'ye çevireceğiz. Türkçe'yi çevirelim. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde çeviriyi yapıyor. Zaten yapay zeka kısmı bayağı gelişmiş. Mesela şuradan bu kısmı seçeriz. Sağ tıklayıp bakın buradan da çeviriyi mesela İngilizceye çevirsin bu kısım Türkçe. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde çeviriyi yapıyor. Gayet de güzel çeviriyor onu söyleyeyim. Mesela dipliği bilenler vardır. En az onun kadar iyi. Şimdi yapay zeka kısmına da ufaktan girelim. Şunları silelim. Şimdi bir yapay zeka giriş yapalım. Mesela buna diyelim ki bize bir özet çıkar. Burada İngilizce ifadeler görebilirsiniz ama siz Türkçe söylediğiniz zaman Türkçe cevap veriyor. Bakın şu anda bize özeti çıkartıyor. Bir güzellik daha var. Şu özeti bitirsin ondan da bahsedeceğim. Şimdi özeti çıkarttı arkadaşlar. Bakın şurada sayfa numaraları var, kritik noktalarında sayfa numaralarını veriyor. Birinci sayfadan almış, 2'den almış, 12'den almış, 19'dan almış. Mesela tıklıyorsunuz, sizi direkt 19. sayfaya götürüyor. Buradaki sayılar da o sayfa numaraları. Zaten üstünde biraz durduğunuz zaman onu da size gösteriyor. Bu da aklınızda olsun, eğer ihtiyacınız olursa hemen hızlıca bir özet çıkartırsınız. Bunu buradan kopyalayıp, başka yerlere de paylaşabilirsiniz. O şekilde bunu kullanabilirsiniz. Chat kısmına girdiğiniz zaman buradan da mesela yine çeviriler vesaire hepsi buradan da yapılabiliyor. Bakın şuradan. Bakın mesela ne diyelim? Almanca dediğiniz zaman Almanca olarak da çeviri yapabiliyorsunuz. Yani birçok dili bildiğim kadarıyla 38 tane var. Dili destekliyor. Yaygın tüm diller aşağı yukarı var. Bu şekilde bu kısmı da kullanabiliyorsunuz. Zaten dediğim gibi yapay zeka kısmı epey bir gelişmiş. Şuradan paylaşım yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mail falan olarak gönderebiliyorsunuz. Bir de şundan bahsedeyim size. Şu sayfalar arasında düzenlemeye yarıyor. Bakın mesela şu sayfada ben bir işlem yapmışım. Bunu silelim. Yani gereksiz bir işlem yapmışım. Tekrar mesela buraya gelelim. Tüm sayfalar arasında göz atabiliyorsunuz. Yani mesela bunu istersek silebiliriz. Gördüğünüz gibi şunu silelim. Yan çevirebiliriz. Bakın. Bunun gibi her şeyi yapabilirsiniz. Sayfaları ayırabilirsiniz, birleştirebilirsiniz. Atıyorum iki tane farklı PDF vardır, birleştirebilirsiniz. Bir PDF'i birden çok parçaya ayırabilirsiniz. Bunların hepsi desteklenir. Kopyasını oluşturabilirsiniz. Crop dediğiniz zaman sayfayı işte belli bir oranda küçültebilirsiniz. Böyle bir ihtiyacınız varsa gördüğünüz gibi şu anda sayfayı küçültmüş oldu. Crop dediğiniz zaman da işlemi gerçekleştirdi. Aynı şekilde geri de alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şu page tool'a da bakalım. Bakın burada watermark var. Ekle diyelim. scroll.com.tr diyelim. Bakın burada watermark dediğimiz yani kopya korumayı önlemek açısından bir yazı ekliyor. Boyutunu ayarlarsınız. Rengini zaten buradan seçiyorsunuz. Bu şekilde fontu vesaire her şeyi Duruşunu da isterseniz değiştirebilirsiniz ama en yaygın duruş bu oluyor genellikle. Şeffaflığını falan da tabii ki ayarlayabilirsiniz şuradan. Bu kadar tabii ki koyu genellikle tercih etmezler. Şu şekilde falan genellikle yapıyorlar. Şöyle biraz daha büyük. Şöyle. Bu şekilde falan genellikle kullanılıyor. Yerini de istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Artık keyfinize kalmış bu da. Buradan da dediğim gibi watermark'ı ayarlıyorsunuz. Arka plan ya da kenarlık vesaire bunlar da buradan ayarlanıyor. Şimdi ana sayfaya bir geleyim. Bir şey daha göstereceğim size. Bakın şurada farklı kaydet var. Buradan mesela PDF'i alırsınız. Boyutunu küçültebilirsiniz. Yani sıkıştırma yapabilirsiniz. Geçenlerde bir sıkıştırma videosu anlatmıştım. O işlemi direkt olarak bunun üzerinden de yapabilirsiniz. Mesela orta diyelim. Kaydetsin bunu da. Dökümanları kaydedebilir. Bu da bu şekilde Şimdi şuradan arkadaşlar export diyelim. Mesela Word dosyasına, PowerPoint dosyasına, Excel dosyasına böyle şeylere de buradan dönüştürebilirsiniz. Mesela Word dosyasına dönüştürelim. Eklentiyi yüklesin. Tekrar buradan dönüştürmeyi yapalım. Gördüğünüz gibi seçenekler geldi. Biz hepsini bütün sayfalara dönüştürelim. İsterseniz buradan mesela 1-10 arası ya da atıyorum 5-10 arası gibi seçeneklerde de yapabilirsiniz. Şöyle bir 18 mesela dönüştürsün. Tamam dönüştür diyelim. Dönüştürme işlemini yapıyor. Şu an dosyamızı siz tabi görmediniz ama buraya aldı. Ben o dosyayı size göstereyim. Çünkü iki monitör kullandığımdan diğer monitörden açıyor onu. Bakın şu anda Word dosyasından birebir PDF'imizi açmış oldu. Şunu şöyle kenara alayım. Şunu da bu kenara alayım. Çözünürlük farkı olduğundan bazen değişebiliyor. Birebir aynı şekilde şunu küçültelim. Şöyle küçülsün. Gördüğünüz gibi aynen neyse buraya da geldi. Herhangi bir problem yok. Bunu kapatabiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor. Şurada da okuma modu var. Burada düzenleme falan yapmıyorsunuz. Direkt olarak okuma modunda. Şuradan yayınlama yapabilirsiniz. Başka bir yere mesela işte bir sunum falan yapacaksınız. Onun yayınlamasını yapabilirsiniz. Bunu da buradan yapıyorsunuz. Bu Word'e falan çevirmenin kısa yolu da şurada arkadaşlar bakın. Şu export pdf diyor ya ona tıkladığınız zaman buradan da Word'e dönüştür vesaire. Bunları kullanabilirsiniz. Ben alışkanlıktan şuradan kullanmayı tercih ediyorum. Ama siz isterseniz buradan da kullanabilirsiniz. PDF dosyasını şifreli hale de getirebiliyorsunuz. Onu da destekliyor. Onu da şuradan göstereyim size. Şuradaydı. Bakın şurada şifreli halde kullanabilirsiniz. Yani başkaları açamasın diye şifre koyabilirsiniz diyeyim. Bu şekilde gayet kullanışlı bir yazdım arkadaşlar. Şuradan farklı tablar açabilirsiniz. Buradan başka başka şeyleri Aynı bu şekilde kullanabilirsiniz. Şuradan dediğim gibi yapay zekaya gidiyorsunuz. Buradan düzenleme seçenekleri, görüntüleme seçenekleri vesaire bunları kullanıyoruz. Gayet basit. Evet arkadaşlar yazılımın dediğim gibi en güçlü yanı tüm platformları desteklemesi. Tüm platformlarda sorunsuz kullanıyorsunuz. Tek hesap üzerinden bulut hesapları da olduğu için mesela buradaki çalışmamızın aynısı şu anda iPad'e gitti. Ya da iPhone'a gitti ya da Android telefonumuz vardır oraya gitti tablet tabii ki hepsi geçerli. Ya da Windows tarafı orada da kullanabiliyoruz. Mesela benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi burada işlemleri yapıyorum Mac'te. İşte iş için gittiğimde Windows bilgisayarda da aynen devam edebiliyorum. Yolda falan bir şey aklıma gelirse işte telefondan bakabiliyorum. O yüzden dediğim gibi beni çok cezbediyor. Yapay zeka yetenekleri özellikle çeviri, özet vesaire o konularda çok başarılı. Ya da metnin içinde bir maddeyi aratma konusunda çok başarılı. İşte atıyorum bir tane kimya ödeviniz var. İçinden bir tane elementi aratacaksınız vesaire. Onun gibi şeylerde de gayet başarılı çalışıyor. Hatta böyle siz yakın bir ifadesini yazıyorsunuz. O tamam düzgün bir şeklini bulmaya çalışıyor. Öyle şeylerde de güzel çalışıyor. Uygulama bu şekilde arkadaşlar. Ücretsiz olandan bir yani bakarsınız, göz atarsınız. Ben yine elimden geldiğince lisans da vermeye çalışacağım. Gerekli olabilecek tüm linkleri de aşağı açıklamalar ve yorumlar kısmına ekleyeceğim. Duyuru falan yaparsam da yine oradan yapmaya çalışacağım. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Kendinize dikkat edin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.